biz birisi sinsi mi değil mi nasıl anlayacağız? Bu insan sinsidir kesin. Bak, sinsiyi yakalamak çok önemli. Çünkü biz genelde iyi niyetli şekilde kendimizi kaptırıp bedel öderiz. Çok derin nefes aldınız gördüm. Çok çevreyi düşünün. Kunduzları yakalayın. Birer kunduz etiketi yaptırıp yapıştırın. Evet. Nasıl kurtulacağız? Tabii kendimizi nasıl koruyacağız? Etrafımız sinsilerle dolu. Buradan ilk bakacağım, ilk birisi hakkında bu sinsi mi değil mi nasıl anlayacağım? Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, şükürler olsun. İyiyim. İyi durumdayım. Eyvallah. Sorular geliyor. Hemen sorulara bakıyorum. Evet. Son zamanlarda sıkça sorulan bir soru. Hocam, sinsi insanları nasıl anlarız ve kendimizi bu sinsi insanlardan nasıl koruyabiliriz? Şimdi sinsi insanlar konusu çok önemli bir konu. Çünkü sinsilik, şimdi biz kötülüğü tarif ederken bir psikolojik hastalar var, iyi niyetli ama adam kişiliği bozuk, ondan böyle yapıyor. Bak, bunu buraya oturtabiliriz ama sinsilik tamamen kendi menfaatini önceliklendirerek karşıya zarar verme amaçlı gizli hareket eden kişi. Mesela sinsi hastalık. Yani sen anlayamıyorsun ama içeride yürüyor. Sinsi adam, sinsi kadın. Yani bir şey derinden yürüyor, sana zarar veriyor ama anlayamıyor. Sinsi bakışta var. Gerçekten var öyle bir bakış. Bu konularda çok çalışmış uzman var. Bunların en çok çalışanı Philip Zimbard diye bir adam. Lucifer Effect dediği bir çalışma da yayınladı. Hatta kitabı var böyle, Şeytan Etkisi diye. Bu çalışmasında sinsi insanları korunmak için iki yol var. Bunlardan birisi, önce anlamanız lazım bu sinsi mi değil mi? İkincisi de bunlara karşı ne yapacağımızın davranış algoritması var. Bunların hepsini öğretebilirim. Ama önce biz birisi sinsi mi değil mi nasıl anlayacağız? Birincisi, sinsi insanlar hiç tanımadığı bir ortamda, hiç tanımadığı bir kişiyle ilk tanıştığında 40 yıllık dostuymuş gibi davranır. Buradan ilk bakacağım, ilk birisi hakkında bu sinsi mi değil mi nasıl anlayacağım? Hemen baktın, ilk tanışıyorsun. Vay kardeşim, nasılsın? Biz ne zaman kardeş olduk? Ne zaman böyle samimiyiz? Böyle vardır ya, ilk tanıştığında nasıl candan, nasıl samimi, nasıl içten, hiç ilgisi yok. Hiç kimse, hiç kimseye ilk gördüğü anda bu kadar yaklaşmamalı. Hemen bir tık atıyoruz. Birisiyle tanıştırıyor. Tanıştırırken diyor ki, işte bu da arkadaşım Ayhan diyelim. Ayhan mı? Ya nasılsınız falan. Arkadaş, daha adını yeni öğrendin. Yani olay daha birinci saniyesinde buraya gelmemeli. Abartılı samimiyet ve aşırı hızlı. Zaten bu kişiler bir hafta sonra seni bir daha arayıp sormuyor. Hani bu candanlık? Bitti. Selam yok, sabah yok. Şimdi ikinciyi söylüyorum. Seninle arkadaşça konuşurken özellikle geçmişte başına gelen, senin zor durumda kaldığın olayları öğrenmeye çalışır. Özel sorar yani. Yani sen kendiliğinden anlatmaz, o sorar. Çok üzüldün değil mi? Çok kötü oldun değil mi? Böyle, demek böyle oldu. Demek bu insan sinsidir kesin. Anlatabildim mi? Bak, evet. Normal geçmişi dertleşmek, konuşmak değil bahsettiğim. Senin zor durumda kaldığın, ileride sana koz olarak kullanılacak şeyleri deşeleyip araştırmaya çalışma. Üçüncüyü söylüyorum. Yaptığı küçücük şeyleri çok büyükmüş gibi abartılı anlatır. Birisi küçücük bir iyilik yapar sana, incir çekirdeği kadar, bunu bir anlatır, komple ağacı vermiş. Senin için ben şöyle yapmadım mı der, böyle yapma, nasıl anlatır, ben de der fedakarlık yaptım senin için, şunu yaptım. Hiç ilgisi yok aslında. Anlattığı şey bu kadar. Gerçek bu. Bunu gördün müydü? Bu adam sinsidir, koz olarak kullanacak sana. Bizim beklediğimiz, adamın yaptığı iyilik bu kadar, anlattığı kısım bu kadar. Biz bunu bekliyoruz yani. Ben senin için şey yaptım, böyle yaptım. Ne yaptın abi sen?
Dördüncü maddeyi söylüyorum. Burası çok önemli. Sinsi insanlar renksizdir. Kokusuz, su gibi. Ne demek bu? Ne demek? Bir konu konuşursun. Politik, siyasi, bilimsel, herhangi bir. Hiç fikri yok. Ortama baka. Abi fark etmez benim için. Hani hep ortadan ortadan. Hep ortadan ortadan. Arkadaş, senin fikrin yok mu? Herkesin fikrini toplar, o sorar ama kendi kayıp. Buradan anla. Sinsi. Çakal. Tabii böyle söylenir ya. Sinsilerin çok önemli beşinci özelliği samimiyetsiz bir gülüş. Nasıl itici? Anlıyorsun, samimiyetsiz ya. Arkadaş sen niye böyle samimiyetsizsin? İşte ortam gereği böyle. Ama biliyorsun yani, hissediyorsun o iticiliği. Sinsi. Kunduz. Kunduz. Böyle. Altıncı madde çok önemli. Çok önemli. Hayati. Sinsi insanlar seni yönetmeye çalışır. Eğer yönetemezse ne olur biliyor musun? Hırçınlaşır. Evet. Birden sinirlenir. Bir acayip hareketler, alınganlıklar, tavırlar, küsmeler. Arkadaş sen bana fikir verdin. Yapmıyorum ben de o fikri. Uymadı bana. Niye bu kadar sinirleniyor? Kunduz. Yedinci maddede çok dikkat et. Sinsi insanlar senin bir hatanı fark ettiğinde, bir şey olduğunda aşırı tepki verir. Sen zaten hep böylesin falan filan. Hani bu kadar seviyordun arkadaş beni? Birden niye bu kadar gömdün? Ne oldu böyle ya? Kunduz. Asla, hemen yakala. Şimdi 8. madde var ama burada herkes tuzağa düşüyor. 8 çok önemli. Neden biliyor musunuz? Sinsi insanlar genellikle başkalarının hatalarını arayıp bulup büyük büyük getirip sana sohbet konusu yapar. Başka kişiyi sana anlatır. Var ya, Hatice ablanın kızı var ya, neler yapmış diyor böyle. Kunduz. Bunu hemen yakala. Hemen yapıştır kunduzu. Sinsidir. Çünkü seni de gidip başkalarına böyle anlatıyor. Çünkü bunu doğal olarak yapıyor. Normalmiş gibi yapıyor. 9. madde çok önemli. Sinsi insanlar iftiracıdır. Herkese iftira eder. İftira ne demek biliyor musun? Emin olmadığın bir şeyi sanki o kişi kesin yapmış gibi anlatmak. Bu böyledir, bu şöyle etti, bu böyle etti. Sinsi insanlar iftiracıdır ve gelir sana diğer insanlardan emin olmadığı halde şey yapar. Bunu nasıl test edersin? Küçük bir soru sorarsın. Bir şey soracağım, sen bunu nereden biliyorsun dersin. Belli, bu adam böyle zaten. Hemen yapıştırır. Bu sinsidir, kunduzdur, bil. Sana da aynısını yapıyor başkaya. Mahmut abiye gidip seni kesiyor orada. Çok önemli bir maddemiz daha var. 10. maddeye geldik. Burada işin noktasını koyuyoruz. Sinsi insanlar hiç anlamsız yere gereksiz fedakarlıklar yapar. Sonra da bunu o kadar büyük büyük anlatır ki şok geçirirsin. Her şeyi o yapmış gibi. Aslında bu yaptığı şey alakasız bir şey. Yani alır size şunu, bunu buradan aldım şöyle ettim der. Yok arkadaş, bunu böyle etmenin ne faydası var kime? Ama bunu bir anlatır, bir şey yapar. O yüzden sürekli anlamsız, gereksiz fedakarlıklar yapar. Senin ihtiyacını değil, kendi istediği küçük fedakarlıkları sonra koz olarak kullanmak için yapar. Yapıştır kunduzu. Hemen kunduzu yakaladın. Yakaladın kunduzu. Şimdi bak, burası çok önemli. Şimdi bir sonraki videoda ben size bundan nasıl kurtulacağınızı öğreteceğim. Nasıl kurtulacağız? Tabii kendimizi nasıl koruyacağız? Etrafımız sinsilerle dolu. Bak, sinsiyi yakalamak çok önemli. Çünkü biz genelde iyi niyetli şekilde kendimizi kaptırıp bedel öderiz. Aydınlattınız hocam bizi. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Çevreyi düşünün. Çok derin nefes aldınız, gördüm. Çok çevreyi düşünün. Kunduzları yakalayın. Birer kunduz etiketi yaptırıp yapıştırın. Var mı? Evet. Şimdi bundan sonraki video... Çok önemli. Bunlardan nasıl korunacağız? Merakla bekliyoruz hocam. Eyvallah. Çok teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hadi kolay gelsin.